Sevgi üç boyuta sahiptir. Bir tanesi bağımlılıktır. İnsanların çoğunluğuna olan şey budur. Koca karısına bağımlıdır, karısı kocasına bağımlıdır. İkisi de birbirlerini sömürürler. Birbirlerine hükmederler, birbirlerine sahip olurlar, birbirlerini birer eşyaya indirgerler. Dünyadaki vakaların %99'unda olan şey budur. Bu yüzden cennetin kapılarını açabilecek olan sevgi sadece cehennemin kapılarını açıyor. İkinci olasılık ise iki bağımsız bireyin arasındaki sevgidir. Bu da pek ender gerçekleşen bir şeydir. Ancak bu da mutsuzluk getirir. Çünkü sürekli bir çatışma vardır. Hiç anlaşma yoktur. Her ikisi de öylesine bağımsızdır ki kimse ödün vermeye yanaşmaz, diğerine uymaz. Şairler, sanatçılar, düşünürler, bilim adamları en azından zihinlerinde bir çeşit bağımsızlık içerisinde yaşarlar. Onlarla yaşamak imkansızdır. Onlar birlikte yaşamak için fazlasıyla tuhaf insanlardır. Diğerlerine özgürlük verirler ama onların özgürlüğü özgürlükten daha çok kayıtsızlığa benzer. Aldırış etmiyorlarmış gibidir. Sanki onlar için hiç fark etmiyormuş gibidir. Birbirlerini kendi alanlarının içine terk ederler. İlişki sadece yüzeyde gibidir. Birbirlerinin derinine inmekten korkarlar. Çünkü onlar özgürlüklerine sevgiden daha çok bağlıdırlar ve ödün vermek istemezler. Ve üçüncü seçenek karşılıklı bağımlılıktır. Bu çok ender olur ama gerçekleştiğinde cennetten bir parça dünyaya düşer. İki kişi ne bağımlı ne de bağımsızdır. Ancak birbirleriyle son derece uyum içerisindedirler. Sanki birbirleri için nefes alırlar. İki bedendeki tek ruhturlar. Bu ne zaman olursa sevgi gerçekleşmiştir. Yalnızca bunu sevgi olarak adlandır. Diğer ikisi gerçekte sevgi değildir. Onlar sadece anlaşmadır. Sosyal, biyolojik, psikolojik. Ama anlaşmadır. Üçüncüsü ise ruhsal bir şeydir.